Yani 7. yüzyılda Kur'an'ın indiği coğrafyada ezilenin öfkesini ifade eder. Bunlar öfke tabirleridir. Yani diyelim cehenneme atılacak, yanacak, derileri tekrar tekrar kavrulacak. Bunlar aşağılık maymunlardır. Bunlar dilini sarkıtan köpekler gibidir. Ürkmüş yaban eşekleri gibidir gibi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunların hepsi de öfke. İlahi tehdit, ilahi öfke diyoruz buna. Bu ilahi öfke nedir? Ezilenin, mazlumun çığlığıdır. Ezilenlerin öfkesi bazen ayarsız olur. Yani öfkelenen bir adama ya biraz düzgün öfkelen falan denir mi? Denmez. Şu adam öfkelenmiş. Kur'an-ı Kerim'de zulme uğrayanın öfke içinde konuşmasına izin verilmiştir. Öfkede biraz ayarı kaçırmasına da tolerans gösterilmiştir. Allah kötü bir sözün söylenmesini istemez. Zulme uğrayan hariç der. Allah mesela birisini hayvana benzetme. Hayvan, köpek, domuz falan gibi insanlar arasında aşağılanma amacıyla söylenen tarihsel ifadelerdir. Ama tarihin öyle bir dönemi gelir ki bunlar öfke ifadesi olmaktan çıkar. Birisini hayvana benzetmek ona taltif olan bir zamanda gelebilir. Yani böyle bir zaman gelecekte olabilir mi bilmiyorum. Belki olabilir yani. Sallayalım. Yani birisine köpek gibisin dediği zaman teşekkür ederim. Çok büyük taltif ettiniz. Deneceği zamanlar da gelebilir. Bu insanların hayvan anlayışına bağlıdır. Kur'an'daki bu öfke ifadeleri de o zamanki tarihsel koşullarda insanların öfkeden anladıkları dille gelmiştir. Onlar öfkeden bunları aldıkları için öfkelendiği zaman da bunlar söylendiği için o da öyle söylemiştir. Bundan maksat nedir? Yani tasvip etmediği bazı davranışlar var. İnsanları öfkelendirecek kadar böyle cehennem ateşinde, kaynar kazanın içinde, alev alev taşların içerisinde böyle cayır cayır yanmayı hak edecek kadar insanlara zulümler yapmışlar demek bu. Adam öyle zulmetmiş, öyle zulmetmiş ki yani mesela bazen düşünün kendinizi çok sinirlendiniz, acayip öfkelendiğiniz bir insana ayarı kaçırır ve aşırı şeyler söylersiniz. Yani 100 yıl yansın, bilmem cehennemden çıkmasın falan filan ne bir sürü beddualar edilmiştir. Dilimizde de buna benzer bir sürü beddualar vardır. Şimdi bunu böyle anlayacağız. Bunlar sembolik ifadelerdir, öfke tabirleridir. Bazı şeylere öfkelenmeli miyiz? Evet. Ya Allah nasıl öfkelenir? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allahça bir kitap değildir. Kaynağı, ilham vericisi Allah'tır ama insanca, pek insanca bir kitaptır. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Evet, Kur'an insanca, pek insanca bir dille gelmiştir. İnsanların dünyasında öfke vardır. Gülme vardır, hüzün vardır. Ölüm vardır, hayat vardır. İyi günler vardır, kötü günler vardır. Kadınlar vardır, erkekler vardır. Sevgi vardır, aşk vardır. Her şey vardır yani. O zaman Kur'an'da bunların hepsi var. Hayat bu çünkü. Bir şeyin hayat kitabı olması için hayatın bütün dallarında insanca veya pek insanca, insani dilin dışına çıkmayacak şekilde ilahlık Allah'ın zatındadır. Kur'an'da değil. Kur'an insanca bir kitaptır. İlham kaynağı Allah'tır. Allah ilham ederek bir peygamberin vicdanında bunu oluşturmuştur. Ama sonuçta yeryüzünün tozuna toprağına bulaşmıştır. İnsanca bir dille ve insanca yollarla ve yöntemlerle oluşmuştur ki biz onu anlayalım diye. Çünkü biz insanız.